Dünyada o kadar çeşitli ve lezzetli peynir var ki, hangi peyniri en çok seversin sorusunu cevaplamakta bile zorlanabilirsiniz. Tom ve Jerry zamanlarından aklımızda kalan bir efsane varsa, o da peynirlerdeki deliklerin fareler tarafından oluşturulmasıdır. Peki, bunun asıl sebebi ne? Gelin hep birlikte bakalım. Agroscope adındaki enstitü, süt sağılırken kovalara düşen, mikroskobik denecek kadar ufak saman parçacıklarının, peynir olgunlaşırken bu tür deliklere yol açtığını bildirdi. Süt, bir çeşit bakteri kültürüyle asitlendirilir, bir enzim, sirke veya asetik asitle kestirilir. Her peynir çeşidinde delik olmaz. Her delikli peynirin deliği kocaman olacak diye bir şart da yoktur. Peynir yapımının son aşamaları sırasında, içindeki bir çeşit bakterinin çıkardığı gazlardan bu delikler oluşur. Bazı peynircilerin, peynirin içine gaz enjekte edip, tüketiciyi kandırmaya çalıştığı olur ama bakterisi sağlam peynirin kendine has bir tadı vardır. Bunu, birçok peynir çeşidini dikkatle deneyerek, tadında yoğunlaşarak dilinizi eğitebilir ve fark edebilirsiniz. Bu deliklere göz denir. Gözü bol peynir iyi peynirdir, gözü olmayan kör peynir sayılır. Peynir tatları, sütün geldiği hayvanın cinsi, yedikleri, içindeki yağ oranı, kullanılan bakteri ve küf ile ne kadar eskitildiğine göre değişir. Süt, birkaç saate bozulur yoğurt olur. Yoğurt bozulur peynir olur. Mantık budur. Peynir, aylarca yenecek durumdadır. Tabii her çeşidi değil. Mesela 50 yıllık şarap peynirleri. Bu arada, bilinenin aksine fareler peyniri sevmiyor aslında. Gönül rahatlığıyla bol gözenekli peynir yiyebilirsiniz. (Gülüyor)